ama ben çok da vermek istemiyorum ya. Evet. Şimdi onu konuşacağım, bakayım da bir yerde dengelemem lazım çünkü. YÖK'te sunum yaptık. Şu anda hem siyasala hem de turizme önerdiğimiz bölümler şey oldu. Oldu mu? Olacak gibi, onaylandı gibi görünüyor. Dört bölümdü galiba. Evet, inşallah. Neydi birisi? Yani bir tanesi gastronomi, diğeri turizm rehberliği, bir de rekreasyon yönetimi. Turizm de bunlar. Şeyde de siyasalda da yerel yönetimler, bir de siyaset bilimi kamu yönetimliği ile uluslararası ilişkilerin İngilizce programları. Oo, çok iyi. Onlar da 3 bölümde oradan gelmiş olacak. Aslında 6 bölüm oldu yani. 3 şeyde. Vallahi Rektör Hanım çok teşekkür ederim. Söz verdiniz, yaptınız tabii yani. Vallahi bravo. Şöyle şeyle peyderpey orası çok gelişmiş. Şimdi biz de bu yaz inşallah böyle bir öğrenci şey bekliyor tabii. Ya bizim spor alanlarını, sosyal alanları falan i̇şte şey olmasını bekliyor. O yolu açıp orada şimdi bizim 18. maddeden dolayı belediye kalan yerler var. O dedikleri, talep ettikleri hizmet istemelerini de oradan karşılayacağım ben onları. Evet. Yani oraya zaten karayollarının yeri var. Orayı da kiralamayla tahsis ettirdim ben kendime. Orada da bu tip faaliyetlerin olduğu yer yapacağız. Rekabet üniversite arasında fazlalaşıyor. Coğrafi avantajımız var, tamam. Nitelik avantajımız var, tamam. Sürekli büyüyoruz. Mesela farklı yenilikçi bölümler açıyoruz. Hani bunlar olmasa öğrenciyi yakalamak şelale bir dereye dönüşüyor. Derede biyolojik gölete akıyor. Yani gölet var, çok dere var, ya. Bir de 15-20 metreden dökülen de bir şelalemiz var. Düşünüyorum mesela sahilden zaten 100 metreye kadar bir şey yapamıyorsan 100 ile işte 300 arası iki kat öyle bir şey düşünüyorum. Yani düzenleme düşünüyorum ama...